Medyascope'tan herkese merhabalar. Ben Özgür Özdemir. Ankara gündeminde bu hafta konumuz Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Murat Emir. Kendisiyle pazartesi, 17 Mayıs pazartesi günü bitecek olan tam kapanma sürecini ve sonrasını ve tabii ki de elbette en önemli konulardan biri olan aşı tedariğini ve koronavirüs salgınındaki son gelişmeleri konuşacağız. Murat Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Çok sağ olun. Öncelikle iyi bayramlar diliyorum sizlere ve bizi izleyen İyi herkese. bayramlar. Herkese iyi bayramlar. Çok sağ olun. Şimdi efendim 29 Nisan'da koronavirüsle mücadele kapsamında bir tam kapanma kararı alınmıştı. Ve 17 Mayıs'ta da tekrar normalleşmeye geçeceğiz gibi görünüyor. Sağlık Bakanlığı da tabii günlük olarak koronavirüs verilerini paylaşıyor. 50 binlerde olan vaka sayıları 11 binlere kadar düşmüş durumda. Kapanmayı bize kısaca nasıl buldunuz? Sizce etkili oldu mu salgının önlenmesi konusunda? Daha sonra da tabii normalleşme nasıl olmalı onu konuşalım isterim. Doğrusu şöyle, yani kapanmanın tam tanımını da yapamadık şimdiye kadar. Kapanmış gibi yapma, yarı kapanma, işte ayrıcalıkların son derece yaygın olduğu kapanma gibi birçok tanım yapabiliriz. Ama gerçek olan şu ki salgını önlemek için ihtiyaç duyduğumuz ve toplumsal hareketliliği gerçekten azalttığımız bir kapanma olamadı. Çünkü özellikle turizm sezonunun başlangıcında yurt dışı kontratlar kapanmasın, iptal edilmesin diye alınmış bir karardı. Ve özellikle de son derece vaka sayısının ve ölüm sayısının zirve yaptığı bir yerde alınmıştı. Doğrusu daha ciddi, daha katı ve özellikle de vatandaşlarımızın evinde tutulduğu ama evinde tutulurken de özellikle yaşamsal ihtiyaçlarının ve özellikle olmayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılandığı bir kapanma talep ederken daha çok kapanmış gibi yapmayla karşılaştık. Ve şu haliyle de dikkat ediyorsunuzdur. Turistlerin, para harcayanların, otel rezervasyonu olanların, yani zenginlerin, yani güneydeki, Ege'deki otelleri doldurabilecek olanların gönüllerince rahat rahat hem de hiç kimseyi görmeden veya gördükleri kişinin aşılandığını bilme duygusu ile tatillerini yaptığı ama vatandaşlarımızın, yaşlılarımızın, çocuklarımızın evlerinden kafalarını bile uzatamadığı, hatta uzatırlarsa apartman yöneticilerine dahi garip bir şekilde hukuku da ayaklar altına alarak uyarma hatta ceza verme yetkisinin de verildiği garip bir dönemi yaşıyoruz. Dolayısıyla böyle bir garip dönemde bilim dışı yöntemlerin uygulandığı, hukuk dışı ve vicdan dışı kısıtlamaların ve serbestliklerin yaşandığı bir süreçte acaba gerçekten ihtiyaç duyduğumuz oranda salgını azaltabildik mi? Rakamlar gerçekten aşağı geldi mi? Doğrusu şüpheliyim ben. Çünkü daha ilk günden itibaren neye ihtiyaç duyuyorlarsa o rakamları söylediler. Güvenmemiz için hiç sebep yok. Bir defa bu rakamların oluşumunda zaten hatalar var. Yani vatandaş test yaptıramıyor, test yapmıyor. Ondan sonra test yapmayınca pozitif çıkmıyor. İşte pozitif değil. Evinde tutuyor, ilaç veriyor, tedavi veriyor ama hasta kabul etmiyor. Sonra iyileşirken hepsini iyileşti kabul ediyor. Hasta değilse nasıl iyileşti? Sonrasında ölüm sayılarında hasta giriyor, PCR pozitif. 15 gün yoğun bakımda kalıyor. Son derece yoğun bir kritik bir durumda yaşamsal fonksiyonları. Son 2 gün PCR testi negatifleşiyor doğal olarak. O sırada yaşamını yitirirse COVID ölümü değil diye kaydediliyor. Dolayısıyla biz bunları tabii bir yıldır anlata anlata herkes artık öğrendi bunları. Ne o rakamlara ne de bugünkü düşük rakamlara doğrusu İnanmamız için bir sebep yok. Ama benim sahadan duyduğum, gördüğüm, bildiğim hala özellikle evlerinde vatandaşlarımıza kortizol tedavisinin başlandığı, yani enfeksiyon akciğerlere inmiş, zatüre olmuş, kortizol başlamak lazım. Eskiden bu kortizoller hastane şartlarında başlanırdı. Çok da doğal olarak, doğru bir şekilde. Ama şimdi evlerde bile kortizol tedavisine başlanıyor. Dolayısıyla böyle bir süreçte hasta nerede, ne kadar, hangi sayılarda, bakanlığa ne kadar güveneceğiz? Hepsi soru işareti. Şimdi normalleşmeyi konuşalım istiyorum ama öncesinde şu meseleye değinmek gerekiyor. Biz
1 Mayıs geçirdik. Burada tabii toplantı ve yürüyüşe izin verilmedi salgın gerekçesiyle, ama şimdi tam kapanma sürerken aynı zamanda Süper Lig'e çıkmayı başaran iki takım, hem Adana Demirspor taraftarları hem Giresunspor taraftarları kutlamalar yaptılar. Yine bir İsrail-Filistin gerginliği de sürüyorsunuz. Mescid-i Aksa gerginliği devam ediyor. Türkiye'de de on binlerce yurttaş gece saatlerinde Filistin'le dayanışma eylemleri yaptılar. Bu konuda da bir uyarı ve engelleme de yapılmadı. Bu eylem ve etkinlikler de bir yandan tepki çekti. Siz bu tabloyu nasıl değerlendirmek istersiniz efendim? Doğrusu son derece yanlış. Alınan ve alınmayan öylesine kararlar var ki vicdanları yaralamaması mümkün değil. Ve özellikle de sağlıkçıları, yani burada cephede savaşan, yaşamları pahasına, ailelerinin yaşamı pahasına savaşan, 1,5 yıldır neredeyse evine doğru dürüst gitmeyen sağlıkçıları son derece rahatsız eden durumlar bunlar. Bakın, en basit toplantılar, en basit tepkiler, Türkiye içerisinde tartışılması gereken demokratik hak kullanımları COVID-19 gerekçesiyle durdurulurken, dediğiniz gibi Filistin'deki bu Gazze'ye yapılan insanlık dışı saldırının protestosuna neredeyse teşvik ediliyor vatandaşlar. Burada şunu düşünmek lazım. Dış politika ile ilgili çok girmek istemem ama yani bir cümleyle şunu söyleyeyim. Biz elbette Türkiye Cumhuriyeti'nin oradaki öldürülen Filistinlilerin yanında olmasını bekleriz ve bu konuda da her şeyi yapmasını bekleriz. Ama Allah aşkınıza, İstanbul'da, Ankara'da on binlerin İsrail Büyükelçiliğine doğru yürümesinin İsrail'i bir santim dahi geriletmeyeceğini hangimiz bilmiyoruz? Dolayısıyla bu vatandaşımızın işi değil ki. Burada vatandaşımız aslında fazladan hastalanarak bir bedel daha ödüyor. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin işi. Türkiye Cumhuriyeti dış politikayı doğru kursaydı, bugünkü etkisizliğinde ve bugünkü çaresizliğinde olmazdı ve vatandaşların da böylesine risk altında toplanması gerekmezdi. Şunu demek istiyorum. Yurt dışındaki bir olayla ilgili olarak Türkiye'de yapılan gösteri yürüyüşünün Türk insanlarını hasta etmekten başka hiçbir anlamı yok, faydası yok. Ben buna karşıyım. Ama ben Türkiye Cumhuriyeti'nin Filistin davasında Filistinlerin yanında sonuna kadar olmasını, hem de güçlü ve saygın bir devlet olarak olmasını elbette ki talep etme durumundayım. Şimdi bu şeyle ilgili bir konunun altını çizmek isterim. Çok önemli bir konu. Dikkatinize sunayım. Biz neredeyse bir yıldır klorokinin tedavide hiçbir etkinliğinin olmadığını, dolayısıyla bundan vazgeçilmesi gerektiğini söyledik. Bakanlık duymazdan geldi. Biz değil, sadece bütün bilim insanları. Bilim kurulu hariç. Ve bilim kurulu bu konuda görevini yapmamıştır. Niye insanlarımıza böylesine yan etkileri olan, kalp ritim bozuklukları yapabilen bir ilacı veriyorsunuz sorusunun cevabı yoktur. Bilim kanıtlanmış hiçbir yayın yoktur ve etkisizliği kanıtlandı yaklaşık bir yıldır. Ama bakanlık bunu vermeye devam etti ve nihayet daha geçenlerde tedavi kılavuzundan çıkarıldı. Bir ilaç daha var, o da favipiravir. Yani antiviral etkinliği olduğu varsayılan ama grip ilacı aslında. Üretildiği Japonya dahil hiçbir ülkede kullanılmıyor. Türkiye'de kullanılıyor. Türkiye'de niye kullanıldığını anlamak mümkün değil. Sebebi şu: hiçbir tedavi edici veya bilimsel değeri yok. Ama ilk günden beri bakanlık şununla övündü: biz filyasyon ekipleri kurduk, vatandaşımızın evine gidiyoruz ve onlara ilaç veriyoruz. Kimsiniz siz? Sağlık teknisyeni, bakanlıkta çalışan çaycı, odacı, kaportacı, diş hekimi zaman zaman. Yani ve bunlar vatandaşlara gidip ilaç verdiler. Ellerine ilaç tutuşturdular. Hastalar bunu içsin. Nasıl içecek? İşte günde 8 tane içecek, başlayacak içecek. Peki yan etkileri var mı? O kişiler bu ilacı kullanabilir mi? O kişilerde bunların farklı reaksiyonlar olabilir mi? Kullandıktan sonra neler olabilir? Bunların hiçbiri sorulmadı. Türkiye'de yaklaşık bir yıldır ağır bir toplum sağlığı suçu işlenmiştir. Tekrar ediyorum. Bakanlık eliyle ağır bir toplum sağlığı suçu işlenmiştir. Ve bunun işlenme sebebi de bakanlık bir şey yapıyor, devlet bir şey yapıyor. Siz bu ilaçları için sakın hastanelere gelmeyin. Çünkü hastaneler sıkışık. Bunun sebebi budur. Bir de bakın, devletiniz ayağınıza kadar ilaç getirdi. Daha ne istiyorsunuz? Yani bir politik iletişim aracı olarak kullanıldı. Maalesef şimdi geldiğimiz noktada her iki ilaç da tüm dünyada anlamsızdı zaten. Kaldırılma noktasına geldi.
Klorikin şimdi kaldırıldı. Famipravir devam ediyor. O da kalkmak zorunda. Ama o da kalktığı anda aslında kaldıracaklar da kaldırmak istemiyorlar. Niye? Çünkü bir tiyatro oynandı Türkiye'de ve o tiyatronun bittiği ispatlanmış olacak, çökmüş olacak. Bu politik nedenlerle maalesef vatandaşlarımıza bu ilaçlar içirilmeye devam ediliyor. Yani başından sonuna yanlış yürütülen ve politik hesaplar uğruna vatandaşın sağlığıyla oynanan bir süreci yaşadık maalesef. Şimdi efendim tam kapanma pazartesi günü bitecek. Bir kabine sonrası da önümüzdeki sürece dair Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yetkililer tarafından açıklama yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün bir takım açıklamalar yaptı. Mayıs'ın sonuna kadar belli adımlar atılacağı, Haziran'la birlikte de daha bir normalleşmeye geçileceğini söyledi. Siz koronavirüs salgının ilk günden beri hem bakanlıkla ki diyaloğunuz, hem kamuoyunu aydınlatma göreviniz, hem bir siyasetçisiniz, hem bir hekimsiniz, hem de bir hukukçusunuz. Bu kapanma sürecinden sonra normalleşmeye nasıl geçmeliyiz? Çünkü şu an görünen o ki tamamen turizm sektörü odaklı bir açılmadan bahsediliyor. Ne yapılmalı efendim? Nasıl bir normalleşmeye geçilmeli? Şimdi kapanma tam olmayınca normalleşme de tabii tam olmuyor, anlamlı olmuyor. Ama yapılması gereken, idealde yapılması gereken mutlaka kademeli normalleşmedir. Ve gerçekten rakamların, hastalık oranlarının düştüğünün bilinmesiyle adım adım yürütülmesi gereken bir süreç olmalıdır. Ve burada öncelikler tespit edilmelidir. Öncelikler hangi sektörü ayakta tutalım üzerinden değil, hangi alanı ayakta tutarsak öncelikli olarak Türkiye'nin geleceğini daha çok korumuş oluruz duygusu ve düşüncesiyle olmak zorundadır. Yani okullarını kapatmış, öğrencilerini eve kapatmış, bir nesli kaybetmek üzere olan bir iktidar, bir devlet. Bakıyorsunuz üretim sektörünü ayakta tutmak için her şeyi yapıyor. Turizm sektörünü ayakta tutmak için her şeyi yapıyor. Oysa önceliğimiz eğitimde olmalıydı. Ve kademeli normalleşme yapılırken bunlara öncelik verilmeliydi. Aşılamada bunlara öncelik verilmeliydi. Oysa tamamen Türkiye'nin o talan ede ede bitiremedikleri bütçesini bir nebze ayakta tutmak için ve döviz açığını, işte o buharlaştırdıkları dövizleri azıcık da olsa yerine koymak için turizmi ayakta tutmaya çalışıyorlar. Ve burada da doğrusu hem vicdanları hem de hukuku ayaklar altına alıyorlar. Öncelikle şunu söylemem lazım. Türkiye maalesef bir genelgeler devleti olmaya başladı. Yani hukuk devleti olmaktan çoktan bence artık uzaklaşılmıştı. Ama anayasalı devlet, yani anayasal devlet değil ama anayasalı devlet diyebileceğimiz bir statüdeydi. Ama şu haliyle anayasanın da anlamsızlaştığı, genelgelerle, keyfi genelgelerle, yetkisini nereden aldığı belli olmayan genelgelerle Türkiye'de bir süreç yürütülüyor ve işin hukuki tarafı bu. Vicdan tarafına baktığınız zaman turizm olsun da, turizm oteller çalışsın da ne olursa olsun derdine düşmüş garip bir anlayış var. Ve bu da gerçekten işte o bakanlığın dün açıkladığı ve apar topar geri çekmek zorunda kaldığı o bize göre skandal video gibi garipliklerle karşımıza çıkıyor. Aslında orada sorun videonun kendisi değil. Videonun içeriğinin gerçek olması sorun. Çünkü orada gerçekten de ne yaptılar? Riskli vatandaşlarımızı, öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, bir an evvel aşılanması gerekenleri bir kenara bıraktılar. Turistin göreceklerini aşılama derdine düştüler. Niye? Çünkü turist rahat gelsin. Niye? Çünkü döviz harcayacak turist ve turizm otelleri para kazanacaklar. Kimin bu oteller? Kimin bu oteller? Bu bakanın oteli ve bakanın benzeri 3-5 bir avuç zenginin oteli. Ve bunların çoğu da uluslararası sermaye. Yani Türk sermayesi bile değil. Oradan baktığınız zaman bu böylesine kendi vatandaşını horlayan, kendini aşağılattıran ve kendini aşağılattırmayı bu kadar da aleni yapabilen bir devlet doğrusu bunca çürümüşlüğü hak ettiğimizi düşünmüyorum. Herkesin burada bir dakika durup düşünmesi lazım. Şimdi efendim kapanma süreçleri yaşanıyor. Dileriz ki bundan sonra yaşanmaz. Hem salgının seyri azalır hem ölümler komple biter. Ama bu koronavirüs salgınından kurtulmamızın yolu da aşı meselesi. Ancak aşı tedariğinde de sorunlar devam ediyor.
Yani öncelikle Sağlık Bakanlığı farklı tarihlerde, özellikle Sağlık Bakanı farklı açıklamalar yaptı. Sağlık Bakanlığı'nın ilk yaptığı açıklamalara göre şu an Türkiye'de hem aşılamada önemli bir adım atılacaktı, hem Türkiye'nin aşı tedariğinde bolca aşı olacaktı. Ama özellikle Sağlık Bakanı birkaç ay sorun yaşayabiliriz dedi. Sonra Cumhurbaşkanı ben bunu kabul etmiyorum dedi. Sonra Sağlık Bakanı Sputnik aşısıyla ilgili adımların atıldığını söyledi ve Sinovac aşısında da problemlerin olduğunu söyledi. Birkaç gün önce de şeyi biliyoruz, Sinovac'tan bir parti yeni doz geldi ama dozun miktarı da belli değil. Rusya'yla da bir Sputnik aşısı için anlaşma yapıldı ama aşı konusunda toplum endişeli. Nasıl görüyorsunuz bu aşı meselesinde, nereye doğru gidiyoruz biz? Aşıda doğrusu Allah'a emanet durumdayız. Çünkü bakanın söylediği hiçbir şey doğru değil. Hiçbir şey doğru değil ve doğru çıkmadı. Yani bakanın söyleyip de doğru çıkan neredeyse hiçbir şey anımsamıyorum ben. Alt alta yazsanız 30 defa konuşmuş ve 30'u da yanlış çıkmış. Şimdi ona inansaydık Türkiye'nin 150-200 milyon doz aşısı olmuş olacaktı. Şu anda Türkiye'ye gelen 28 milyon Sinovac, yani bildiğimiz 28 milyon Sinovac ve 4,5 milyon da BioNTech aşısı. Aslına bakarsanız Türkiye'nin elbette diğer ülkeler gibi aşı sıkıntısı yaşaması bir yere kadar normal. Biz bunu anlıyoruz. Ama anlamadığımız şu, ilk günden beri sadece Sinovac aşısı almak için her şeyi yaptılar. Bunu anlamıyoruz. BioNTech'i aylarca kapıda beklettiler. Niye bekletiyorsunuz dediğimizde teminat vermiyor dediler. Bakın bunu anlamıyoruz işte. Sonra Sinovac aşı göndermeyince ya siz bunlardan teminat almamış mıydınız? Niye gereğini yapmıyorsunuz? Devlet olarak ne yaptınız sorusunun cevabı yok. Bunu anlamıyoruz. Sputnik 5 aşısıyla geçen yıl Ağustos'ta anlaşıyorlardı. Sonunda aşıyla ilgisiz bir adamla, bir saraya yakın bir kişinin firmasıyla bu anlaşmayı yaptırdılar. Ve sonunda baktılar ki onun da yapacağı yok. Çünkü biz o zaman söylemiştik bunların hepsini. Şimdi yerli üretim yapacağız dediler. O da mümkün değil biliyoruz. Ve önümüzdeki 6 ayda 50 milyon doz gelecek diyor Sayın Bakan. Nasıl olacak? Sputnik 5'in böyle bir kapasitesi yok. Şimdi anlamadığımız kısımlar bunlar. Ciddi devlet bu süreci ciddi yürütür. Şeffaf yürütür, doğru yürütür. Aracı kullanmaz. Kendisi oturur, kendisi anlaşır. Garantilerini kendisi verir. Sağlam devlet alır aşısını. Bakın diğer ülkeler nasıl alıyorlarsa. Ve alabileceği her yerden alır. Ama doğru aşıyı alır. Bilimsel olarak etkinliği ve güvenilirliği ispatlanmış aşı alın. Bunların hiçbiri yapılmadı. Hiçbiri yapılmadı ve doğrusu böyle bir karanlık süreçte gidiyoruz. Ha şuna güveniyorlar onu da söyleyeyim. Dünyada tabii özellikle gelişmiş ülkeler alacağını aldıktan sonra dünyada bir aşı bolluğu zaten olacak. Temmuz-Ağustos aylarında dünyada aşı bollaşacak. Bir de zaten insanlarımız bakın günde en iyi ihtimalle 300 bin üzerinde vatandaşımız zaten Covid oluyor. Dolayısıyla bunlar da havuzdan çıktıktan sonra aşılananlarla birlikte belirli ölçüde zaten salgın kontrol altına alınacak. Öyle görünüyor. Yani çok özel bir mutasyon olmazsa, çok özel bir değişim olmazsa zaten artık bu virüs yapacağını yaptı, azalmaya başladı. Yani Yani efendim Ağustos ayında çıkıp siz burada yani şunu anlıyorum. Ben vatandaş kendi kaderine terk edilmiş durumda. aynen öyle. Aynen. Biraz kitle bağışıklığı, biraz aşı. Aşının etkinliği tartışılır ama işte aşınız var. Eylül'den, Ekim'den sonra da yerli aşı. Yerli aşı faz 3 aşamalarını geçti mi? Ya zaten geçmesine gerek yok. Sinovac da geçmemişti. Kağıt kalem ellerinde. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ne isterlerse onu yazıyorlar. İsterlerse onaylıyorlar, istemezlerse onaylamıyorlar. İsterlerse vaka sayısı 50 bin, isterlerse 5 bin. İsterlerse sıfır, isterlerse 100 bin. Ölüm sayıları keza öyle. Ama gerçekler bununla örtüşmüyor. Bunun altını çizmek lazım. Şimdi efendim Sağlık Bakanı kış aylarında şunu söylemişti. Biz BioNTech'te bir anlaşma yapmak istiyoruz ama bize geç aşı verecekler. Mayıs, Haziran'da verecekler. Biz şimdiden almak istiyoruz. Biz Mayıs, Haziran'da bu işi Aldılar. bitirmek istiyoruz demişti. Yine Evet. yerli aşıda da Nisan, Mayıs'ta bu iş bitecek dendi. Yine aşılamada Haziran ayında önemli bir oranda aşılama bitirilecek dendi. Ama biz geldik Mayıs ayı bitiyor. Haziran ayı başlıyor. Önümüzde yine bir Kurban Bayramı var. Yine bir toplumsal hareketlilik olacak. Turizm sezonu geliyor. Dolayısıyla iç turizmin de teşvik edilmesi gerekiyor. Sadece yabancı turistler yeterli olmuyor. Bakanlık açıklamaları da biz bu aşı yani toplum
İnsanlar ne zaman gönül rahatlığıyla aşı olabilecekler Murat Bey? Yani bu süreç nereye doğru gidiyor? Yani ben dediğim gibi iyimser olma gayretindeyim. Umudu her zaman inanırım. Ağustos ayından sonra nispeten aşı bulacağımızı ummak istiyorum. Çünkü dünyada bollaşacağı bekleniyor zaten. Gelişmiş ülkeler büyük oranda bu işlerini halletmiş olacaklar. Ve ondan sonra biz de biraz daha yaygın aşılama yapabileceğiz. Kitle bağışıklığı artmış olacak. Tabii virüsün özel bir mutasyon geçirmemesi kaydıyla. Şunu da sorayım, siz birkaç cümleyle değindiniz ama hem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Almanya'da Berlin'de yaptığı açıklama, turistin görebileceği herkes aşılanacak şeklinde. Bu epey tepki çekti. Yine dün Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'yi tanıtım videosunu yükleyip tekrar silmesi, işte güvenliyiz, işte aşılıyım ben şeklinde biraz da yani aslında trajik görüntülerdi. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Vatandaşlarda da bir yani biz başka bir memleketin vatandaşımız düşüncesi oluşuyor. Siz değindiniz ama kısaca bir bu meseleyi de tekrar değinmenizi rica edeceğim. Şöyle, bu utanç verici ama utanç verici olan o maskeler değil, gerçeğin olması, gerçeğin öyle olması. Yani o maskeler sadece gerçeği söyleyen maskeler. Ama gerçek ne? Gerçek bakan Almanya'da ifade etti. Sonra kırdığı cevizi anlayınca, kırdığı potu anlayınca, ceviz kırmak denmez buna, pot kırmak denir, kusura bakmayın. Kırdığı potu anlayınca da düzeltmeye gayret etti. Ben yerli turisti de kastetmiştim dedi. Birincisi, yerli turist olsa ne fark eder? Çünkü sonuçta turist dediğiniz kişi gezmek, tozmak, dinlenmek, eğlenmek için para harcamaya gelen kişi. Yani para harcayacaksa rahat gelsin, harcasın derdindesiniz. Siz halkın sağlığını düşünmüyorsunuz. Sizin düşünmeniz gereken 83 milyonun sağlığı, 83 milyonun hangi öncelikle aşılanacağı. Ama sizin turizm bölgelerinde aşıladığınız her 18 yaşındaki delikanlı aslında 49 yaşındaki bir kronik hastalığı olan vatandaşın hakkından alınıp aşılanan bir hasta o. Dolayısıyla burada büyük bir vicdansızlık ve haksızlık yapıyorsunuz. Ne için? Para için yapıyorsunuz. Tabii bu para ha yerliden ha yabancıdan ne fark eder? Bir. İkincisi, ya siz yerli turiste kastediyorsanız, turizmi kastediyorsanız bunu Alman Dışişleri'nin bakanının yanında Almanya'da niye yaparsınız? Ya insanların hem böylesine küçük düşürücü düşünceleri var, duruşları var, tavırları var, politikaları var. Bunu söylemekten bile çekinmiyorlar. Ve zaman zaman ağızlarından kaçırdıklarında da özürleri kabahatlerinden de büyük oluyor. Yani 83 milyondan hiç kimse bu aşağılayıcı da, tavrı hak etmiyor. Ve bunun mutlaka her vatandaşımızın vicdanında mutlaka tartılması lazım. Murat Emir, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tekrar iyi bayramlar. Sağ olun efendim, size de iyi bayramlar. Bizi izleyen herkese de iyi bayramlar dileyelim. Evet, bugün Ankara gündeminde Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Murat Emir'le hem tam kapanma sürecinin sona yaklaşırken neler yaşadık onu konuştuk. Normalleşme takvimini konuştuk ve en önemli meselelerden biri olan aşı tedariğini konuştuk. Başka bir yayında görüşmek üzere, hoşça kalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.